Dikten sonra buyurunuz efendim. Şeyi ben bitireceğim değerli izleyiciler. Tamam vaktimiz bitti diyeceğim. Berdan Bey de siz iyi bitiriyorsunuz diye bana verdi bunu. Evet. Vaktimiz az. Değerli seyirciler, Emre Hoca bu konuda bana güvenmiyor. Haksız da sayılmaz. Onu belirteyim. Şimdi hocam birçok konu var. İyi Parti ve İyi Parti'den ihraç edilen bir politikacı var. Neydi? Ümit Dikbayır. Şimdi bu politikacı diyor ki ya siz beni olup olmayacak şeylerle suçladınız. Tacizle suçladınız, işte kötü örgüt disipline uymamakla suçladınız vesaire vesaire. İşte parasal konularla suçladınız. Genel başkanın hesabına girdin, baktın evet, diye yani suçladınız. Yani parasal konuları dediğimiz o. Yani bir yolsuzlukla suçlanmıyor. Genel başkanın hesabına girmiş, onu kontrol etmiş. Yani herkesin mahremini karıştırmış. Dolayısıyla kişisel alana girmiş. Ve insanların mahrem sırlarını ifşa etmiş, bu iddia edildi. Niye bu sebeple ihraç etmediniz diye soru soruyor. Hakikaten etmediler. İhraç gerekçesini biliyorsunuz değil mi hocam? Kamuoyu önünde, basın önünde partiyi küçük düşürmek. Yapmak ayıp değil, söylemek. Tabii. Bir de şöyle adam diyor ki siz bana saldırdınız, ben partiyi küçük düşürmedim, kendimi savundum diyor. Yani şimdi bu Ümit Dikbayır, ihraç edilen bir milletvekili İyi Parti'den. İhracın, istifaların bir nedeni var değerli seyirciler. İttifaktan ayrıldığını ilan etti İYİ Parti ve bütün illerde ayrıca aday göstereceğini ve dolayısıyla kendi deyimleriyle hür ve müstakil olarak ya da özü başına gibi iki şeyde birisine Azerbaycan Türkçesi, öteki de şeyde değil, Osmanlıca da değil, bozuk bir Türkçeyle anlatmaya çalışıyorlar. Özü şu, Millet İttifakı ya da demokratik herhangi bir ittifakta yer almayacağız, ayrıca gireceğiz. Dolayısıyla CHP'ye kaybettireceğiz, biz de kaybedeceğiz ama Cumhur İttifakı'na kazandıracağız demek istiyorlar. Tercümesi bu. Bu tartışmanın yarattığı bir kırılma yaşıyor ve dağılma yaşıyor, İyi Parti. Milletvekilleri istifa ediyor, il başkanları istifa ediyor. Bunu eleştiren bazı milletvekilleri de ihraç ediliyor. İyi Parti hızlı bir intihar sürecinde ama ben Ümit Dikbayır'ın ihraç gerekçesinin çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir iddiasına dayalı bir kararla, herhangi bir kararla ihraç edemediler. Basın önünde küçük düşürmüş. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bu arıza giderildikten sonra programa başlarken... Hocam şöyle bir İpek'in şöyle bir ricası var. Şimdi Ankara'da da arızanın giderilmesi için çalışıyorlar. Çünkü bugünkü prime time programı yani saat 21 programı Ankara'dan yapılacak. Gerçeğin izinde programı konuklarıyla birlikte. Dolayısıyla biz bir reklama gidelim ama siz ayrılmayın. Ankara'yı da bizim hazırlamamız gerekir diyorlar. Yani devam etmemiz talep ediliyor reji tarafından. Evet, şimdi tam da onu söyleyecektim. Biz ben de bu arıza sonrası reklamlardan...